Kazan toprağı kara bağrında, sıra sıra dağlar gibi duranlarındır, sıra sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir, kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan, bu vatan, bu vatan kimin? Bu vatan, bu vatan, bu vatan kimin? Bu vatan, bu vatan, bu vatan kimin? Ocaklarında şahlanıp köpüre ırmaklarında, şahlanıp köpüre ırmaklarında, bulutlarda kazan bayraklarında, alnına ışıklar vuranlar. Bu vatan, bu vatan kimin? Bu vatan, bu vatan, bu vatan kimin? Edecekler. Alkışlarla kendisini sahneye davet ediyorum. Bu arada Orta Seki Köy Derneği'nin bizlere bir mesajı var. Vatanımıza yapılan darbelere karşı tek ses, tek yüreğiz demişler. Teşekkür ediyoruz. Aynı dileklere katılıyoruz. Ve hemen Sayın Başkan'a mikrofonu taksim ediyorum. Buyurun efendim. Her zaman sözlülerin çıktı yoldan dönmedi geri. Saygıdeğer başkanım, saygıdeğer protokol, saygıdeğer Sivas ve diğer illerin dernek başkanları, saygıdeğer kağıthaneliler, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sevgili kağıthaneliler, biliyorsunuz yıllardır bu ülke insanları darbelerden çok çöktü. Yıllardır diyorum çünkü 60 darbesine yetişemedik ama 71 muhtırasını yaşadık. 80 darbesini yaşadık. O yıllarda bizler öğrenciydik. Kimimiz okulumuzdan olduk. Kimimiz işimizden olduk. Nice gençlerimiz bu uğurda kendini feda etti. Bunun için diyorum ki sizler demokrasinin gerçek bekçileri sizlersiniz. Bugünlere kadar bu meydanları sizler doldurdunuz. Hepinizden Allah razı olsun.
Sevgili kağıthaneliler, dedim ya biz darbelerden çok çektik. Bugün bu darbelerin sonucunda 250 tane insanımızı şehit verdik. Eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı, binlerce evladımız, şu gençlerimiz, bu gençlerimizi hepsini heba etmek durumunda kalırdık. Bu insanlar gerçekten Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurreisi dik duruşuyla, kıvrak zekasıyla tüm insanlara birer mesaj vererek bu darbeyi önledi. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Ve bugün 1071 yılında bu coğrafyayı yurt edinen Türk milleti o günlerden bugüne 1000 yıldır durmadan Haçlı seferleriyle boğuşmak durumunda. O günlerden bugünlere kadar yıllardır Haçlı seferleri ve içimizdeki Haçlılarla birlikte bizim içimizde bizlere karşı silah kullandı, bizlere karşı her türlü ezayı, cephayı gösterdi. Dolayısıyla o günlerden bugünlere kadar işte Çanakkale ruhu dediğimiz Çanakkale'de 15'lilerden tut gençlerimiz seferberlik ilanlarında gençlerimiz gitti oralarda heba oldular Çanakkale'de. Niye? Çünkü Çanakkale'de binlerce Avrupalı bize karşı Türk insanını bu coğrafyadan silip atmak için bir mücadele verdiler. Bizler de kanımız, canımızla orada mücadele ettik. Neticede bu yedi düvele karşı kendimizi siper ederek yurdumuzdan bunları attık. Ama yine bu Haçlı zihniyeti yine devam etti. Bugünlere geldi. Bugün de bu Haçlı zihniyeti bu darbeyi gerçekleştirmeye kalktı. Ama başaramadı. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Çünkü eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı, bu darbenin gerçek amacı da bir Suriye yapmaktı Türkiye'yi. Bir İran yapmaktı. Dolayısıyla İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi biliyorsunuz. Basından izliyorsunuz. Medyadan izliyorsunuz. Bugünlerde o insanların ne halde olduklarını, o çocukların yıkıntılar altında, bombalar altında kaldığını biliyorsunuz. Ama onların bir kısmı da gelip Türkiye gibi bir ülkeye, Müslüman ülke diye gelip sığınacakları bir ülke var. Bizlerin kaçacak bir yerimiz yok. Sığınacak bir yerimiz yok. Kanımızın son damlasına kadar bu ülkeyi, bu toprakları savunmak mecburiyetindeyiz. İki binli yıllarda yine bu ülkede postmodern bir darbe gerçekleştirildi. Sincan'da tanklar yürüdü. O dönemde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız gibi dik duruşu olan bir tane liderimiz vardı. Rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu. Bunu da yediler. O dönemde dedi ki halkıma karşı namlusunu doğrultan tanka selam durmam dedi. Ama bir müddet sonra bu ülkeye zarar verecek mihraklar var, ben bunları dedi açıklayacağım dedi. Bu ülkeye düşmanlık yapan Haçlı zihniyetlerini açıklayacağım dedi. Mart ayında bunu söyledi
Mayıs ayında bu toplantıyı yapacakken Mart ayında katlettiler. Ben bu ülkenin hükümetinden, Cumhurbaşkanımdan şunları talep ediyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yine bu ülkenin değerlerinden Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, yine bu ülkenin değerlerinden Eşref Bitlis Paşa generalimden, bunun gibi nice faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasını istiyorum. Bu ülkenin insanına, kanına, canına, malına karşı gelen kim varsa bunlardan tek tek hesap sorulmasını istiyorum. İnşallah bu hükümet de bunu yapacak. İdamın tekrar geriye getirilmesini istiyorum. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Saygıdeğer kağıthaneliler, bu vesileyle sizler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kelimesiyle tanklara karşı durdunuz. Bu darbeyi önlediniz. Bu haçlı zihniyetini önlediniz. Ama dediğim gibi bu ülkeye hiyanetlik yapan her kimse, bunların karşısına duracağız. Faili meçhul bu vatan evlatlarına kasteden kimler varsa açığa çıkarılıp idamın getirilmesini istiyorum. Bu vesileyle de demokrasi şehitleri, 240 kişi demokrasi şehidimiz var. Bunlara Allah'tan rahmet, yaralılara ve gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sivas Orta Seki Köyü Derneği Başkanı Sayın Kemalettin Baykal Bey'e teşekkür ederken ve şimdi ise meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.